Kim? Geleneksel metotlarla elde edilen bu ürünler kalite standardını yakaladığını tefsik eden bir tescil, coğrafi işaret almakla mümkün olabiliyor. Bu sayede ne olacak? Bu sayede bu ürünleri rakiplerinden ayıran bir özelliği taşıdığını ve güvenilir bir ürün olduğunu lanse etmek olacak. Bu sayede bu ürünler markalaşacak. Dolayısıyla Adana'nın bu ürünleri markalaştırmasıyla Adana'nın da kendisi bir marka şehir olacak. Bunları ne kadar çok fazla bir araya getirir ve bunları değerlendirebilirsek o kadar bunlar için Adana'nın ekonomik anlamda da büyük bir fayda temin etmiş olacağız. Değerli arkadaşlar, Adana Ticaret Odası olarak bunun peşindeyiz ve bunu takip ediyoruz. Yıllar önce, yani aşağı yukarı 15 sene kadar oldu herhalde, yine Adana'nın bir değeri olan Adana kebabını lanse etti Ticaret Odası ve şu anda Adana kebabı dünya ölçeğinde tanınan bir Adana'nın ürünü oldu. Adana şalgamı da bundan aşağı değil bana göre. Yıllardan beri ustaların yetiştirdiği, ustaların ürettiği geleneksel bir metotlarla elde edilen bu ürün inşallah kamuoyunda da yerini bulacak, daha da ünlenecek diye düşünüyoruz. Sadece bu ürün değil, bunun yanında şunlar da sırada: Adana şırdanı, Adana analı kızlı, Adana halka tatlı, Adana içli köfte, Adana aşlama, Adana bici bici. Bunlar da marka bülteninde yayınlanmış olup 3 aylık ilan süresini içerisinde itiraz gelmezse coğrafi işaretinde almış olacağız. Bilhassa Adana taş kadayıfı ve Adana karakuş tatlısının en kısa zaman içinde bültende yayınlanmasını bekliyoruz. Sizi tekrar buraya, biz zahmet edip buraya çağıracağız. Bu sefer taş kadayıfı, Adana taş kadayıfı ve karakuş tatlısını da hep beraber burada tadarak onları da kamuoyuyla paylaşacağız, lanse edeceğiz. Milli aslında bir içecek olan, Türkiye'ye mal olmuş, Türkiye'nin dışında dünyada bizden başka üreten bir ülke yok. En nihayetinde bu ürünü biz 30 ülkeye satıyoruz. Her sattığımız ülkede de ciddi anlamda bu konuyla ilgili talepler de artıyor. Şimdi tabii Adana'da şalgamın geçmişi çok 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 eski. Tabii bunun değeri daha Türkiye'de yeni ambalajlanıp ürün market zincirlerine verilmeye başladıktan sonra ürünün ön plana çıkmaya başladı. Şimdi bu konuda bu coğrafi işaretin bizim ürünün gelişimine, ürünün geliştirilmesine, satış hacminin ülkemize ihracatta çok ciddi anlamda destek vereceğine. Çünkü ürünün nevi ortası belli değildi. Biz yurt dışında bunu anlatırken elimizde bir belgeyle gidemiyorduk. Ürünü anlatmakta zorluk çekiyorduk. Ürünün faydalarını, faydası açısından. Faydalarını mesela Çukur Üniversitesi ile ortak bir çalışma yaptık. Oradan da mesela faydalarının daha kolay anlaşılabilmesi için orada da tescilledik ürünün faydalı bir içecek olduğunu. Şimdi burada hepimize iş düşüyor, ülkemizde iş düşüyor. Yani bu ürünün yalnız kalmaması lazım. Hepimizin bir arada bu ürünü çıkartmamız lazım.